Hoş geldiniz, hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Buyurun, buyurun lütfen Aydın Bey, buyurun. Buyurun şöyle alayım ben sizi. Nasıl arz ederseniz şöyle. Evet. Teşekkürler. Ne içerseniz, ne ikram edeyim? Kahve alırım. Tamam. Aslında çok güzel bir kış çayı tarifim var. İçer misiniz? Kış çayı mı, kahve mi? Kafamda kahve vardı. Siz kış çayı deyince açsız oldum şimdi. Bir dakika şimdi bir düşüneyim. Her şey yeniden hesaplanıyor. Aydın Bey, kusura bakmayın. Siz boş verin, unutun kış çayını. Ben size kahve yapayım onu. Ha, yok, istemem. Bir kere alçısı oldum ben. Siz bir kere kış çayı dediniz. Şimdi kahve içsem de o keyfi alamam. Yani o tadı, o zevki alamam. Anlıyor musunuz Meltem Hanım? Anlıyorum. Sodanız. Merci. Afiyet olsun. Meltem Hanım, benim aklımda şöyle bir şey var. Bordo saten bir elbise hayal edin. Kollar uzun. Önü tamamen kapalı buraya, boğaza kadar. Sırt dekolteli olsun istiyorum. Sırtı tamamen açalım. Böyle 1,5 metrede bir kuyruğu var. Böyle. Bir şey söyleyebilir miyim? Söylemeyin. Lütfen. Beni yıllardır tanıyorsunuz. Yapmayın lütfen. Ben alt üst oluyorum. Şimdi ben geliyorum kafamda bir şeyle. Siz bir şey söylüyorsunuz. Tekrar başa dönüyoruz Meltem Hanım. Ama şimdi Aydın Beyciğim, hani elbiseyi de ben giyeceğim. Hani böyle karşılıklı fikir alışverişi yaparsak daha hoş olur. Siz de beni tanıyorsunuz. Ben de fikrimi söylerim. Söylersiniz. Biliyorum Meltem Hanım, söylersiniz. Ama bu elbise 6 ayda bitmez. Bitmez. Ben çünkü alt üst oluyorum ve asla çizemem. Çizersiniz. Ben size güveniyorum. Hem de en güzelini çizersiniz. Ya ben bir fikrimi söyleyeyim, zaten çok ısrarcı olmayacağım. Yani küçük bir değişiklik benim istediğim. Ben diyorum ki dekolteyi sırta kullanacağımıza bacağı verelim. Hani ben uzun bacaklıyım ya, iyi taşırım gibi geldi. Hı? Bacak dekoltesi? Ama ben şeyi düşünüyorum, hayır, sırt dekoltesi olsun istiyorum. Ama şimdi şöyle bir durum var. Ben istemede de sırt dekolteli bir elbise giydim. Oldukça açıktı, böyle ince askılı sırtı V bir elbise giydim. Aynı olsun istemiyorum. İşte şimdi tamamen alt üst oldu. Her şey başa dönüyor. Hepsi sil baştan. Bu model çöp. Evet, düşünüyoruz. Yeniden hesaplanıyor. Aydın Bey. Bacak dekoltesi. Bacak dekoltesi. Ya model çöp olmasın, çöp olmasın. Biz sadece dekoltelerin yerini değiştirelim. Yani sırt dekoltesi yerine bacak dekoltesi diyelim. Konu burada kapansın. Biz kumaşı konuşalım mesela. Hadi. Ben bir terasa çıkmak istiyorum. Hava alacağım. Biraz dağıldım. Toparlamam lazım müsaadenizle. Daha iyi misiniz? İyiyim efendim. Aydın Bey, bu model şahane. Bayıldım. İyi bari. Sadece dekolte kısmını şey yapacağız. Efendim, o henüz kafamda tam net değil, bakacağım. Peki o zaman biz kumaşa geçelim şimdi, kumaşı konuşalım. Kumaşın nesini konuşacağız Meltem Hanım? Saten işte. Nasıl saten işte? Şimdi bakın, öyle saten deyip... Bla 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 bla. Aydın Bey, ne yapıyorsunuz? Sizi duymuyorum Meltem Hanım. Bla 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 bla. Aydın Bey. Hayır, kulağımı açarsam kafam karışacak. Sizi duymuyorum. Bla bla. Bla bla bla. Bla 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 bla. Duymak istemiyorum. Merhaba Meltem Hanım. Merhaba Sertaç Bey. Efendim, bir banyonuza bakabilir miyim? Çok acil. Hayırdır? Efendim, bizim banyodaki fayanslar pıtır pıtır şişmeye, çıtır çıtır atmaya başladı. Sizin su borularınızda bir kaçak olabilir.
İyi o zaman zaten bir usta çağıralım. Sertaç Bey siz ne yapacaksınız ki? Efendim önden ben bir bakayım. Gerekiyorsa ben çağıracağım zaten. Ay hala mı beklesek acaba? Bekleyecek zaman yok Meltem Hanım. 2 dakikada bakar çıkarım ben. Hem yabancı mıyız efendim? Şunun şurasında kapı komşularıyız. Orası öyle de bitti. Buyurun. Beyefendi kim efendim? Merhaba. Merhaba. Ben Sertaç. Meltem Hanımların kapı komşusuyum. Ben de Aydın efendim. Meltem Hanım'ın modacısıyım. Emre Bey'in düğünü için bir elbise tasarlıyorum. İnşallah tabii beğenirse. Kolay gelsin efendim. Kolay gelsin. Neyse ben içeri geçtim Meltem Hanım. Bey niye öyle diyorsunuz? Ben elbette ki sizin yaptığınız her şeyi çok beğeniyorum. Biraz önce de söyledim şahane olmuş diye. Ama şimdi ben kafamda bir şey tasarlıyorum. Size geliyorum. Siz bir şey söylüyorsunuz. Alt üst oluyorum ben. Yani tekrar yeniden tasarlamak zorunda kalıyorum. Yani yeniden hesaplamak zorunda kalıyorum Meltem Hanım. Ama şimdi yani elbiseyi de ben giyeceğim. Fikirlerimi söylemeyeyim mi? Söylemeyin efendim. Karıştırmayın kafamı. Ya da gidin başka birine diktirin yani. Aa hiç öyle şey olur mu Aydın Bey? Ben elbisemi sizin dikmenizi istiyorum. Ayrıca çok eminim yine en şahane, en muhteşem elbise benim olacak. İşte bakacağız. Muhteşem. Bayıldım. Beğendiğinize memnun oldum, sevindim. Ama diyorum ki... Demeyin. Demeyin Meltem Hanım, lütfen demeyin. Gözünüzü seveyim, demeyin. Ama demem lazım. Şimdi Aydın Bey, siz de biliyorsunuz ki saten riskli bir kumaş. Yani bütün hataları gösteriyor, kusurları gösteriyor, hatlar çok belli oluyor. Acaba saten yerine diyorum, kadife mi kullansak? Kadife bana her zaman böyle çok asil gelmiştir. Kadife? Yeniden başa döndük şimdi. Ben artık alt üst oldum Meltem Hanım. Bu model çöp. Aydın Bey niye çöp olsun? Çöp olmasın. Ya biz sadece sateni kadifeyle değiştireceğiz. O kadar. Ama şimdi bu modelle kadife nasıl olacak ki? Ben iyice dağıldım yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarım.